Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina. Tuhme kulma rabbeden şehbani isbah kerim enker abi şu hadisinde. Evet, kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti, saadeti üzerinize olsun. Bugünkü konumuz şurada kalmıştı. Gaflet, gam, tembellik ve gönül karanlığı gibi şeylerin nefisten kaynaklandığı, bedenden, cisimden kaynaklandığını anlatacaktır. Ne varsa hepsinin yere mensup olmaktan, aşağılık bir şey olan bedenden kaynaklandığını anlatacaktır. Bu başlığı duyduğunuzda önemsemeyebilirsiniz. Bazen bendeniz de ara başlıkları okumuyorum. Ama şimdi bir daha söylüyorum. Dikkat ediniz. Evet. Gaflet, gam, tembellik, gönül karanlığı gibi ne varsa hepsinin bu yere mensup olmaktan, ete kemiğe bürünüp de beden halini almaktan kaynaklandığına dair bir bahistir diyor. Şimdi bu başlık önemli. Basit gibi görünüyor. Bilhassa okurken de, bendeniz daha evvel okurken de dikkat etmemişim. Bugün tekrar okuyunca bir şey fark ettim. Tabii öyle falan diyoruz ama değil. Baktığınızda genellikle mesela ne yaparız? Aşırı böyle gamlı, kederli falan olan insanlar avam arasında şöyle tabir ederler durumlarını. Yani bilmiyorum, böyle ruhum sıkılıyor. Veya ruhi bir hastalığı var. İşte yani tembellik var, gam var, ruhumda bir sıkıntı var diyoruz. Fakat Hazreti Pir daha baştan bir kere bunun önünü kesiyor. Diyor ki yani aslında diyor, bu ruhtan kaynaklanan bir hastalık değildir. Ruhun bedene ait olmasıyla alakalı, senin ısrarınla alakalı bir şeydir. Çünkü bu anlattığın gam, kasavet, işte kalp katılığı gibi şeyler bedene bağlı kalmaktan olur. Zaten nitekim bu ruh hastalığı, işte ruh doktoru falan gibi denilen şeylerde kime gidersiniz? Psikiyatriste gidersiniz, psikologlara gidersiniz. Bunlar sizin ruhunuzu mu tahlil eder? Aslında vücudunuzdaki sıvının, kimyanın, mimiklerin, gözünüz böyle seyiriyor mesela, çok acayibim falan diye. İşte bu seyirmeden anlıyor. Nörolojik bir bulgu arıyor. Değil mi? Gözünüzün hareketlerine dikkatli odaklanamayışına. %80, %90 usta bir hekim kendi branşıyla, sahasıyla alakalı bir şeyi hastayı gördüğü anda anlar. Yani iyi bir hekimse, ben bunu hekimlere sorarak söylüyorum. Yani içeri girer, yüzünden, bir şeklinden şöyle bir bakar. Adam geldi mesela, bu adamın kolesterolü var mı yok mu? Baktığı an anlar. Biz inanmadığımız için biraz da tahlile gideriz. Biraz da belki tebabet ilmi gerilediği için, artık iş tamamen tekniğe döndüğü için söylenir. Bir adamın damar hastalığı var mı? Yüzüne baktığında anlaşılır. Benim şeyhim kulağından anlardı. Şöyle kulağına bakardı, hasta mısın sen derdi. Kulaktan hastalık teşhis ederdi. Hastayım, gelemedim diyen adamın da kulağına bakar, doğru konuş derdi. Kulağın hastayım demiyor derdi. İlim, kendine göre bir ilim. Aman efendim, eskilerin de böyle koca karı hikayeleri falan. Defaatle anlattık. Şu andaki tıp, geçmiş tıp ilminden daha ileride değildir. Geçmişte tababet daha ilerideydi. Birçok şey kaybolduğundan, dünya sahnesinden kalktığından dolayı biz çok ilerledik ettik falan diyoruz ama toplumlar nice zamanlar bunu yaşamış. Yani ne kadar ileri gitmişler, kendilerine göre neler yapmışlar, neler bulmuşlar. O Mayalara bakıyorsun, eski Mısır'a bakıyorsun, piramitlere bakıyorsun. Yani radyoaktif çamurla adam kendi kabrini sıvamış. Karanlıkta bile ışık saçıyor. Şimdi sen bunu nereden buldun? Ama biz çok böyle bilgimize mağrur oluruz. Aa, biz çözdük bunu, biz hallettik. Ha, eskiler yani ne çözmüşler falan diyorsun ama öyle değil. Yani bak şu anda adamlar bas bas bağırıyorlar. Otlarda şifa var. Ot yiyin, ot bilmem ne yapın, şunu kaynatın, bunu edin. 800 metreye kadar bulunan kekikte ayrı bir hassa var. 800 ile 1400 arasındaki kekikte ayrı bir ecza var. Bunların tespiti yapılmış. Nedir yani? 50-60 senelik maceranla geçmişe kafa tutuyorsun ama geleceğinde olmadığın
korkusuyla her an hop oturup hop kalkıyorsun. Gelecekte ne olacak diye. Neyse girmeyelim o mevzulara. Bunlar hani belki sen kimsin abi? Mesnevi oku git yani bunlara girme. Dünyayı mı düzelteceksin falan diyorlar da. Ama bu dünyadan da kopuk değiliz. Yani anlattığımız hakikatlerle alakalı bütün dünyamızı ve hayatımızı ilgilendiren bir hakikati konuştuğumuzu da unutmayalım. Neyse, sükunet sağlanıyor yavaş yavaş. Şunu tespit ediyoruz, yani bir psikoloğa gittiğinde de, bir psikiyatriste gittiğinde de zaten ne yapıyor? Aslında o senin ruhunu görmüyor. Zaten ruh doktoru dediğinde diplomasını yırtması lazım. Sahasının dışında bir şeyle uğraşıyor çünkü. Metafizik olan bir şeyi, sen hüküm olarak, ilmi çalışma konusu olarak bunu ben yapıyorum diye iddia ediyorsan, zaten mesleği bırakman lazım. Anlatabiliyor muyum? Ruh doktoru denmez o halde. Şimdi bu basit gibi görünen başlıktan çıktı bu. Gamlanıyorsun. Kalbinde bir kararma var, tembellik var, üşengeçlik var. Diyor ki bu aslında bedenden kaynaklanır. Ha şimdi şu, ama abi sen diyorsun ki insanı hareket ettiren ruhtur. Yani hastalığın kaynağı bedendir, beden. Zahirde tedbir alarak o ruhu rahat edecek hale getirirsin. İlaç da böyle değil midir? Vücut kendi yani o hastalıkla baş edebilmek için kendi bağışıklık sistemini, kendi tedavi sistemini devreye sokabilmesi için ilaçların %90'ı vücudun o sana zararlı olan mikroba, bakteriye, hastalığa karşı mücadele etmesine yardımcı olmak için yol açmaktan ibaret. Vücudun nasıl, nereye, ne gönderecek? İlacı atıyorsun şimdi. Basit bir misal, mideye atıyorsun. Yok canım olur mu, doktorla ben bu işi düzelttim diyorsun. Enayi, mideye attığın o ilacı, hücrelere, binlenmelere nereye lazım olduğunu, beyin sistemi, vücut sistemi götürmediğinde ne işe yarayacak o? Bazı ilaçlarda yazıyor ya, haricen kullanır, yutmayın falan diye. Adam kremi yutarsa ne olur? Fitili ağzından alırsa, en azından ağzı hoş olmaz yani. Ağza hakaret tarzını geçtik. Yani vücut onu nereye göndereceğini biliyor. Demek ki vücut nerede eksik olduğunu biliyor. Nerede baş edemediğini biliyor. Bağışıklık sistemi var. Yani ben konunun uzmanı değilim. Hekim değilim ama çeken kısmından biraz bilgim var. Herkesin de bu kadar bilgi sahibi olması lazım zaten. Şimdi dolayısıyla tedavi edeceğin zaman bunu ruhtan tedavi etmeye kalkarsan kendi sahanı aşarsın. Veya ruhun bedenden kaynaklanan rahatsızlıktan dolayı sana alarm verir. Harekete geçmen için. Ama bil ki bunlar bedenden kaynaklanır. Cesetten kaynaklanır. O halde sen mesela en basit tabiriyle hemen bunu pratik hayatta bize ne faydası var? Ben dinle ilgilenmiyorum. Ama bunu bir yerde kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Bak demek ki gamlandığın, kederlendiğin zaman bu iş bedenden kaynaklanıyorsa mesela bedene şeker yüklemeyebilirsin. Tatlıya düşmeyebilirsin. Neden? Çünkü sen bedeni daha fazla hastalığa doğru götürüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu işin kaynağı beden olduğuna göre sen bedenin üstündeki ruhla irtibata geçerek bu gamdan, kalp kararmasından, tembellikten kurtulabilirsin. Beden kaynaklı olduğu için bedenden medet ummazsın. Bir paradoks yok, dikkatli dinlerseniz. Ruhi kuvvetini, ruhi sahanı kuvvetlendirmeye çalışırsın ki o bedeni ne yapsın? Kaldırsın, götürsün. Bağışıklık sistemi gibi, efendim, tedavi etmek gibi maneviyatı devreye sokman lazım. Maddeyle çözemezsin. Maddeyle çözemezsin. Yani seni hasta eden bedeni daha fazla ne yapamazsın? Besleyemezsin. Bu da yine ilaçta var. Kanserli bir hücre olduğunda, vücut veyahut mikrop girdiğinde ne veriyorsun vücuda? Bol bol vitamin. Bol bol yemek mi veriyorsun? Yoksa vitaminleri, proteini bilmem neyi bile, vücuttaki lazım olan şeyleri bile öldürecek kemoterapi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Antibiyotik mi veriyorsun? Bak. Görüyor musun? Çünkü elini ağzından çek. Çünkü yaptığın bu şekildeki besleme faaliyeti orada çeteleşmiş. O bütün o vanaların, bütün o ana caddelerin,
ana merkezlerin yerini tutmuş, vücudu çökertmiş olan mikropların işine yarıyor, kanserli hücrelerin işine yarıyor. Meyve suyu bile verirken beklemiş meyve suyu veriyorlar. Hemen canlı olanları yiyip de kanserli hücre beslenmesin. Çok az bir miktarda bir vitamin olsun. Hemen onlar saldırdığında posasına saldırsınlar. Alttan alttan vücuda lazım olan da göstermeden alttan gitsin diye. Biz kanserli hasta baktık da oradan biliyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir genel bir mevzuya girmiş olduk. Dinleyelim. Şimdi buradan sonrası bununla alakalı mevzular. Manevi olarak Hazreti Mevlana'nın izah ettiği bu çerçeveye sen ne diyorsun? Seni dinliyoruz şeklinde dinlediğinizde feyiz alacağınız sözlerdir. Ha sen ne diyorsun? Seni dinliyoruz. Yok şimdi her sözüne bir fikir yürütürseniz. Bir de geçen sefer yaptığım ikazı yapıyorum. Nasıl bakılması gerekiyorsa öyle baksın arkadaşlar. Son uyarımdır bu. Hazreti Pir burada anlattığı şeyi ne anlatıyor diye dinlemeye çalışırsanız o zaman muvaffak olursunuz. Gaflet bedendendir. Gaflet bedendendir. Bu bilinmesi gereken mühim bir cümledir. Bir kaide, bir kanun. Gaflet bedendendir. Beden ruh olunca bütün esrarı mutlaka görür. Şimdi alakasız gibi bir söz. Biraz böyle hızlı gideceğim ama bu ilk birkaç sözü açıklamak mecburiyetindeyim. Tekrar ediyorum. Şimdi eğer biz gafletle alakalı bir bu kelimenin yapısını bilmiyorsak, gaflet kelimesini bilmiyorsak şu bize hiçbir şey anlatmaz bu söz. Gaflet nedir? Gaflet adı üstünde yapman gerekeni yapamamak, hakikatten haberdar olmamak. Mesela şu anda ben cemaatten gafilim. İşte açtım telefonu konuşuyorum. Sonra baktım aa siz burada mıydınız dedim mesela. Ne derler ya cemaatten gafil oldu. Yani gaflet ille de böyle uyumak değildir. Görmen gereken şeyi görememene gaflet denir. Görmen gereken, bilmen gereken şeyden gafil olmana denir yani gaflet. Anlatabiliyor muyum? Bilememek, görememenin adıdır gaflet. Peki insan nasıl gaflete düşer? İnsan görmesi gereken veya devamlı görüldüğünü görememesi, affedersiniz, en büyük gaflet devamlı görüldüğünü bilememektir. O sebepten de gafletten kurtuluşun en zirvesi ihsandır. Anlatabildim mi? Allah'ı görür gibi hareket etmek. En ziyade gaflet görüldüğünü görmemektir, bilmemektir. Yani senin görüldüğünü sen bilmiyorsun. Gafil avlandım dersin mesela bak ne kadar güzel bak. Heh. Gafil avlandım. Ne demek? Seni tarassut eden var. Seni kumpasa düşürmek isteyen var. Sen normalde onu tanıyorsun ama onu göremedin sen. Bak tuzağa düşürdü. Bu düşmanın seni bekleyip de tuzağa düşürmesiyle alakalı bir zarar. Peki sana yararı olacak bir şeyi sen görmezsen, devamlı sana bir şey vermek için seni gözeten bir konuşma var ama o konuşmanın menşeini çözemedim. Çocuk değil. Arada bir konuşup susuyor o arkadaş. Benim enfiye kutusunun menzili de kapıya kadar gidiyor. Fırlatırım inan ki bak. Ya konuşsun ayağa kalksın neyse söylesin. Ya da bekleyelim 5 dakika konuşsun. Çok rahatsız ediyor beni. Kusura bakmayın. Şimdi bu gafletle alakalı devamlı görüldüğünü unutmak en büyük gaflettir. Devamlı görüldüğünü unutmak. İşte burada şimdiki bu tariften sonra bu ifade daha anlamlı olmuş oluyor. Ne diyor? Gaflet bedendendir. Beden ruh olunca, beden ruh olunca bütün esrarı mutlaka görür. O zaman gafleti neyle izah etmiş oldu? Sana lazım olan şeyi görememenin adı gaflettir dedi. O sebepten dolayı da bu görüşe mani olan bedendir. Şayet beden önünde değil de ruhun arkasında olursa veya ruh bedenin yapması gereken işler yerine geçerse, bedenim tutuyor, bedenim temas ediyor, bedenim görüyor diyorsun. Ruhla görür, ruhla tutar, ruhla anlar, ruhla koklarsan
O zaman ne olur? İşte bu gafletten kurtulursun diyor. Şimdi şöyle bir misal veriyor. Bu misali hızlı geçeceğim. Fezadan yeryüzü kalkacak olsa benim için de senin için de ne gece kalır ne gölge. Yeryüzü bu uzaydan, fezadan kalkacak olsa ne gölge kalır ne sen kalırız ne ben, gece kalmaz, gündüz de olmaz. Nerede gece, gölge ve gölgelik bulunursa onlar feleklerden ve aydan değil, zemindendir. Gece ve gündüz mü var? Gece ve gündüzün oluşu güneşten değildir diyor. Zeminden kaynaklanır. Şimdi güneşin yanına gittiğinde güneşte gece gündüz var mı? Yok. Zemin var. Zeminin böyle durup şöyle durmasıyla gece gündüz diyorsun. Gölge nerede var? Zeminde var diyor. Işığın kaynağında gölge var mı? Yok. Şimdi izahın güzelliğine bak. Ya. Duman daima odundan çıkar, yoksa parlak ateşten değil. Ateş onu yaktığında bir duman çıkar ama ateşin dumanı değildir o. Yaktığı şeyin dumanıdır. Etki, tepki, tesir meselesiyle alakalı. Nereye bağlayacak bakalım bunu? Dikkatli dinleyin. İnsandaki vehim hataya ve galata düşebilir. Hata ve galat arasında ne fark var? Düşünüyorum. Bilmeden veya bir şey yanlış biliyor olabilir. Aklına yerleşmiştir, biliyorum zanneder. Galattır ama. Hatalıdır. Yani hatayla biz galatı aynı kullanıyoruz ama bu metinde der hatavu der galat diye söylemesi, bir şeyden emin olduğunu zannediyorsun ama emin olduğun şey yanlış. Bir de konuşurken mesela hata ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi. Yani misal vermek istemiyorum da gençler için. Hani bunu buradan tutuyorsan, yani o an gördün kulbu yok zannettin, bu hatadır. Ama bu zaten buradan tutulur diyorsan bu galattır. Anlatabildim mi şimdi? O yüzden de bazı yanlış bilinen şeyler o kadar meşhur olmuş ve artık kabul görmüştür ki onlara da galatı meşhur derler. Galatı meşhur. Anlatabiliyor muyum? Yanlış telaffuz edilir mesela. Telaffuzu yanlıştır. Fakat artık öyle bilinir o. Hani buna örnek teşkil etmez ama diyelim ki Sükütari. Üsküdar. Yani artık Üsküdar dene öyle olmuş mesela. Galatı meşhur olmuş. Veya anbarlı. Esası anbardır. Ne iledir? Fakat ağızda kullanılarak anbarlı olmuş gibi. Yani bu tam misali değil ama Galatı meşhur oldu artık. Şimdi Anbarlı desen kimse anlamaz. Herkes Anbarlı yazıyor dersin. Geçer gider. Önemsiyorum Türkçe ile alakalı, edebiyatla alakalı. Çünkü bazı arkadaşlar sonra geliyor teşekkür ediyor. İşte okulda derece aldık, şurada bizim işimize yaradı. Yani burada duyduklarımızdan istifade ediyoruz diyorlar. O yüzden izah ediyorum. Kusura bakmayın, başınızı ağrıtıyorum. Hak ve hakikate isabet eden ancak akıldır. İnsanda vehim, hata ve galata düşebilir. Akıl ne yapar? Yanlışlıkları, hataları bir şekilde süzgeçten geçirir. Hak ve hakikati ortaya çıkartır. Yanlış anlamayı, yanlış görmeyi. Zaten eskiden de aklın tarifi bizim eski kitaplarımızda. Akıl, duyuların, hissiyatın, tahassüsatın galatlarını tahsih eder, düzeltir. Yani böyle görüyorum, işte su var zannediyorum ama serapmış. İşte kalemi koyuyorsun suyun içerisine, kırık gibi görünüyor ama sen öyle görüyorsun. Fakat akıl diyor ki hayır, suyun içerisinde bir kırılma şeyi var. Akıl onu tahsih ediyor, düzeltiyor. Bunun gibi yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların da yerli yerine, peki niye bunu anlatıyor? Birazdan anlatacağı hakikatin insanın bildiği gerçeklerle imtizac ettiğini, alakalı olduğunu gösteriyor. Evet. İnsandaki vehim hataya ve galata düşebilir. Hak ve hakikate isabet eden ancak akıldır. Tamam. Şimdi buraya nereden geldik? Devam ediyor. İnsandaki ağırlık ve tembellik bedendendir. Bir ruh ise hafifliği dolayısıyla devamlı uçma halindedir. Ruh devamlı uçmaya meyillidir. Devamlı gidicidir böyle. Hani uçucu madde diyorlar ya.
uçucu madde diyebilirsiniz buna. Beden öyle değildir. Beden yoğundur, kesiftir. Dolayısıyla tembellik de ona aittir. Bu neye benzer? İnsan vücudundaki bulgulara benzer. Mesela diyor, yüzün kırmızılığı kanın galebesindendir. Çehrenin sarılığı safranın hareketindendir. Balgamın kuvvetinden yüz beyaz olur. Kararması da sevdadan ileri gelir. Bunlar eski tabirler. Bunlara ne deniyor? Ahlat-ı erbaa. Ahlat-ı erbaa, dört karışım, dört terkip. Balgam, affedersiniz, kan, safra ve sevda. Bunlar vücuttaki bulunan dört hussa. İşte bunların eski adı da var. Şimdi onlara da girmeyelim. Mesela balgamın adı işte gussa diyorlar ona. Ne yapıyor adam? Yüzünün sarılığına bakıyor. Diyor ki safra ile alakalı bir şey var. Beyaz mesela. Diyor ki efendim bunun şeyi işte balgamın kuvvetinden. Hakikaten de öyledir. Çok su içtiğinde insanın teni beyazlar. Değil mi? Çok su içen insan, mesela az su içen insanların teninde dikkat ederiz. İşte ölü hücre falan diyorlar. Ne dersen de. Çok su içen insanda güneşe de fazla maruz kalmazsa. Zaten bak güneş de karartır. Oradaki suyun vesaire kararmasıyla alakalı bir tedbirdir o. Veya işte neticede cildi etkiler. Beyazlar mesela. Neden? Çok su balgam yapar. İnsan çok su içtiğinde balgam yapar. Balgam da gaflet yapar. O yüzden genelde dinlenmiş yüzler beyazdır. Ve yatar dinle bembeyaz kalkar sonunda. Yani adam böyle uykusuz muykusuz beyaz tenli şeyi rahat gördünüz mü? Peki adamın çehresi solduysa hakikaten bir sema çalıştırırken de bazen semazenler safra çıkartırlar. Dönmekten dolayı mideleri bulanır. Biz birazdan böyle midesi bulanacak adamı renginden anlardık. Adam sararmaya başlardı. Çalıştırırken görürdük onları. Durdururduk o kişiyi. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim falan der ama hikaye birazdan olacağı biliyoruz. Nitekim onu atar sonra rahatlar safrayla alakalı. Eskilerde vücuttan kan örneği almak gibi ağzına bakarak, gözüne, kulağına vesaire bu dört unsura bakarak hadisenin, daha doğrusu hastalığın nereden kaynaklandığını anlarlarmış. Tam bir muayeneymiş yani. Muayene ederlermiş. Bunlara ahlat-ı erba deniyor. Tekrar söylüyorum, kan, hatta irin de denebilir buna, balgam, safra. Şimdi bu ne yapılır? Bu ortaya çıkar. Tahlili vardır bunun. Bedenden tahlili vardır. Manevi şeyde nasıl tahlil edeceksin? Bedende bir hastalık olduğunda bunun tahlili var. Peki ruhi bir durum olduğunda da bunun bir şeyi var mı? Veya ruhtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını nereden bileceksin? İşte aynı bunları da şimdi anlatıyor. Gökyüzünden başladı, akıldan anlattığı. Beden dedi kesiftir, ruh daima uçucudur, uçmak ister dedi. Ve bedenden bazı hastalıklar anlaşılır. Şimdi geldi buraya. Hakikatte bütün eserlerin halika Allah'tır. Ne varsa ortaya çıkmış olan, bunların yaratıcısı olan Allah Teala'dır. Lakin zahir ehli olanlar illet ve sebepten başka bir şey görmezler. Hep kendilerine göre sebep-sonuç ilişkisine bakarlar. Ne oldu? Böyle oldu. Şöyle bir hastalık oldu. Şu oldu, bu oldu. Tamam da diyor, bunun diyor bir evvelki noktası var. Bir yaratma ile oluyor bu. Mesela der ki, göz görüyor. Nasıl görüyor göz? Göz böyle bakıldığında karşıdaki cismi buradan böyle alıyor, ters çeviriyor. Orada beynin şurasında bir elektriklenme oluyor. O bizim cismi ters değil de hemen orada düzleştiriyor. Bunlar saniyenin bilmem kaçta kaçıyla oluyor. Hepsinin hesabıyla uzaklığını, yakınlığını hesap ediyorsun. Hatta tek gözlü olduğunda böyle şeyi geçiremezsin. İğneden ipliği geçiremez. Çünkü yakınlığı tam kestiremez. İki gözle beraber bunu beyin algılıyor, bunu yapıyor. Tamam mı? Tamam. Sen nesin? Doktorsun. Peki soru. Gör emrini nereden alıyor? Bu sinir yığını, bu yumak şeklinde kilometrelerce uzayan bu yumak ki gözün, göz yapısının, yani bu bir muhteşem bir hadise. Vücutta, yani burada bir nasırlı bir ayak da olabilirdi yani. Bunun buradaki dizaynını vücut bir şekilde yapıyor. Kalbin ayrı bir sinir şekli var. Burada ayrı bir kas var.
nasıl böyle bir özel bir yapıyla bunlar birbirlerine girif şekle geliyor. Bir uzatmaya kalksan buradan Tuzla'ya kadar yolu da geçiyor. Sadece gözdeki sinirler. Tamam, buraya kadar tamam. Aa, biz, sen bana gözü anlatma hocam. Ben gözün içerisini 8 sene okudum. Ben sana onu sormuyorum. Gör emrini nasıl alıyor bu. Diyor ki hekimler sebep sonuca bakarlar. Harika unuturlar çoğu zaman diyor. Ben bu tespite katılmamak mümkün değil. Neden? Çocukluğumda diyordum ki bir doktorun imansız olması mümkün değildir diyordum. Fakat iman noktasında doktorlardaki zaafı görünce bu beytin doğru söylediğini anladım. Çünkü sebep sonuçta kayboluyorlar. Ne müthiş bir dizayn diyor. Ne acayip bir şey diyor. Ulan diyor şunun diyor kilometrelerce sinirden 15 santimini diyor şu maddeyle yapsam diyor bana ne ödüller verirler diyor. Orada kalıyorsun sen. Sen gözü anlatıyorsun. Gör komutunu nasıl anlıyor. Yani bunu başka bir yere taktığında niye oran görmüyor yani mesela? He? Nasıl başlıyor bu görme işi? Bunu anlamazlar diyor. Bunu anlatamazlar da belki. Zahir ehli olanlar illet ve sebepten başka bir şey göremezler. Kabuğundan ayrılmamış bir içe hekimden ve ilaçtan fayda yoktur. Ne demek kabuk? Şöyle anlatıyor. İçten murat akıldır. Kabuktan maksat da bir takım sebepler ve illetlerdir. Evet. Yani bir insan herhangi bir şeyi başarmak istiyorsa lazım olan şu değil mi? Ben hekimim. Tamam. Sendeki durumu gördüm. Ona göre bir terkip yaptın mı? Yaptın. Şimdi diyor ki bak bizi nereden alıştırarak başlıyor? Müthiş bir irşat metodu bu. Hazreti Pir'in bu metodu müthiş geldi bana. Şimdi bak sen gidiyorsun hastalığını teşhis etmek için o hastalığınla alakalı azaları, kan tahlillerini, sinir yapını hepsini öğrenerek bir ilaç buluyor musun? Buluyorsun. Peki diyor sana yakışan şu değil mi? Sana yakışan. Sen ruhundan ayrı bir varlık değilsin. Allah'tan da ayrı bir varlık değilsin. Yani senin bu tedaviye, senin bu yaptığın işe veya hayatında aldığın tedbirlere yaratıcıyı da gözeterek hareket etmek her şeyin ötesinde. Dini de bir kenara bırak. Akılla bile mantıklı bir hareket değil mi? Yani madem ki bunun yaratıcısı var. Yani bir dua etmenin inancı olmasa bile bugün insanların dua etmesinin psikolojik yapısına binlenmesine işte o aurayı bilmem neyi etrafındaki yaydığın ışınları falan fotoğrafla falan çekiyorlar artık bunu gösteriyorlar. Adam yalvardığında ayrı bir ışık huzmesi geliyor. Vücuttaki işte hücreler, ak yuvarlar daha fazla hareket ediyor. Bunları şimdi adam telkin yapıyor mesela devamlı. Bu telkinle bir şey buluyor. Bu illa Allah demesi şart değil. Yani sevdiği bir yeri anması, orayı hatırlaması, köyünü memleketi, Kastamonu diyerek de kurtulabilir bir adam yani. Adam da işe yarıyor bu. Yani diyor ki, sen diyor sadece maddeden ibaret değilsin. Bak ama akıllılık yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Kendini tedavi etmek için seninle alakalı bir ilaç, bir tedbir, bir iş yapıyorsun. Doğru mu? Peki diyor akıl olarak sana şu lazım değil mi? Bunların müsebbibül esbab olan yaratıcısı Allah var. Onunla da bir irtibat sağlaman sadece kendi alanının için bile mantıklı bir hareket değil mi? Evet, mantıklı. Niye onu ayrı bırakasın ki? Yani bugün herhangi bir malzeme üretildiği zaman bayi bununla baş edemiyorsa fabrikasını arıyorsun bunu. Nasıl ürettiniz bunu diye soruyorsun. Sormak için bile arıyorsun. Anlatabildim mi? Bak şimdi buradan bir çerçeve getiriyor. İnsanoğlu ikinci defa doğunca illet ve sebepleri ayağının altına alır. Heh. Beni birisi aramıştı bundan 7-8 sene evvel. Hem de trafikte. Hocam işte çok önemli bir mevzu var da soracağım. Ben önce cemaatten memaatten etraftan bir insan zannettim. Yok televizyon kanalında şeymiş muhabire asistanlık yapıyormuş. Bu kadar önemli bir mevzu. Karşındaki adam nerede ne vakitte her yerde olabilir. Telefonla öğreniyorsun. Sorduğu mevzu da şu. Hazreti Mevlana'da reenkarnasyon varmış. Yeniden dirilme meselesi. Tekrar tekrar dünyaya gelme. Bunu destekleyen beyitler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu mudur dedim yani. Ben de zaten sinirliyim bir yere yetişeceğim. Öyle bir şey yoktur.
işte bunu diyenler de beyitleri anlamamıştır. Hatta aynen yazabilirsiniz. Kayıt cihazını çalıştırsam bunları, evet bunları söyleyenler salaktır dedi. Yani söyleyebilirsiniz. İddia edip bu kaynaklarla, eğer bunun iddia makamında sunanlar varsa istediği platformda da görüşmeye hazırım dedim. Ama rezil olurlar dedim yani. İşte bu sözlerden biri bu. İnsanoğlu ikinci defa doğunca illet ve sebepleri ayağının altına alır. Artık bu illetle, bu bedenle uğraşmak kaydından kurtulur. Bal gibi de ikinci doğumu anlatıyor diyor adam. Çayır ağası 50 beyt evvel dedi ki, bir insan bu dünyada ahirete doğar da ikinci doğumu gerçekleştirirse, bu beden kaydında bu dünyada kalmaz da o uhrevi hayatı bu anda bunu solursa, o zaman artık bedene gelen sıkıntılar ona uğramaz. O hep Rabbi ile bu hayatında muhabbet tazeler, terakki eder. Şimdi sen bunu eski metinlerinden anlatamıyorsun. Adam Matrix'te bunu anlatıyor işte. Film yapıyor, anlatıyor bu. İkinci kere doğum. Vay be, ne o diyorsun? Ne o işte gösteriyor ne o. Aynada maynada mavi hap, kırmızı hap diyor. Kelime-i Tevhid ismi celaldir. Mavi hap kelime-i tevhiddir ki kelime-i tevhidin nuru mavidir. İsmi celal rengi kırmızıdır. Ve orada farkındalık başlar. Celaldir çünkü. Tevhidde hepsi bir görünür. Herkes kalıpta aynı görünüyor çünkü. İmanı görüyor musun? Tesettürlü o iman tamam bir alamettir ama nasıl anlıyorsun? Fark ismi celaldedir. O ismi celalden sonra olması gereken makam vardır. Onun da isminin nuru vardır, rengi vardır. O ismi çektiğinde onunla alakalı meleğin, komutanın adı vardır. Senin kültüründe bunlar var ama senin haberin yoktur. Mesneviye bile zorla geliyorsun yani. Sürüklene sürüklene. Mesele mesnevi o benim anlatmam değil. Senin kendinden haberdar olmanla alakalı. Bunların hepsi vardır. Ortaköy'de oturuyorum. 40 yılda bir çay içebilecek bir yer buldum diye. Kumpirci'ye yakın bir yere oturdum. Abi diyor şu CERN'deki diyor deney diyor artık o da gösterirse diyor ben bu sefer iman edeceğim diyor. Yanındaki de konuşuyor. Enteresan. Şimdi ben buna alay etmiyorum, istihza etmiyorum. Ama yani hakikaten yazık. Yani bir insan bir kere en azından bu konuda neler söylendi araştırmak adına çok kitap kurduysa abi ben duramıyorum. Ben bana öyle din mini anlatma. Ya din adına değil. Fakat bu bir şeyin senin kafana gerçekten takılıyor mu? Sahtekarlık işte burada. Maymun iştahlılık burada. Aynı Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi. Kafirler hakikaten küfrü istemiş olsalardı, bir şeye inanarak peygamberi kabul etmemiş olsalardı, samimi olsalardı bu inançlarında, muhakkak iman ederlerdi diyor. Küfürlerinde samimi olmadıkları için peygambere inanmadılar diyor. Sahtekarlık. Ben araştırırım abi. Gözünle görme. Lan gözünle görmediğim bir adam herhangi bir konuda şunu araştıracak. Tez hazırlıyor değil mi? Heyeti kurarlar. Kardeşim sen bununla alakalı Hindistan'daki kütüphanede bilgiler vardı. Baktın mı diye sorarlar adama. Sen de sahne icabı. Merak ediyorum. Duramıyorum abi. Bu kainatı merak ediyorum. Bizden başka varlıklar var mı? Tatbir olmak istiyorum dediğinde bunu açıklayan metinlere bakarsın sen. Beğen veya beğenme. İnan veya inanma. Ama sen öyle değilsin. Sen sahtekarsın. Ateistliğin bile çakma senin. Bir böyle izi gözü olmayan bir kanal. Böyle bazen bakarım ufkum açılsın veya söveyim diye. Başka böyle değişik kanal. Mesela 24 saat Ankara havasıyla oynayan bir kanal var. Ankaralı var mı içimizde kusura bakmayın. Yüz karası oldu artık yani. Gece gündüz oynuyorlar. Erkeğin oynaması erkek gibi değil. Kadın oynaması bir alem. Reddediyorum abi bunu. Ankara falan değil yani bu. Ayrı bir şey o. Yani Ankara'ya giderken arada oynadıkları bir oyun bu. Gidememişler Ankara'ya. Arada kalmışlar diye düşünüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Nefret ya. Böyle bir şey. Kaldıramıyorum. Kolları sarhoşum çünkü falan gibi laflar. Ya bu mudur yani? Oğlum diyormuş sizde ekonomik kriz falan yok. Habire oynuyorsunuz diyormuş Suriyeli. Açıyoruz diyormuş kanalları. Habire oynuyorsunuz diyormuş. Hakaret ediyorlarmış birbirlerine. Bacını Türk kanallarında gördük diyorlarmış. Oynuyorlar ya. Hakaret küfür olmuş artık bunlar. Ya bu seviye, seviyesizlik yani. Yani müzik müzik olsa, volüm volüm olsa o da bir ayrı. Yani fareye dinletsen çıldırır bir hafta sonra. Şahsi görüşümdür, mesnevi de alakası yok.
Çıktım bir panel, bir seminer yapmışlar. Evrim teorisini konuşuyorlar. Bir abla diyor ki, bakın aynen ses tonu, bu taklitler falan gıybete girmez. Evet, kainatta yalnız olamayız. Çok merak ediyorum. O yüzden altta da profesör yazıyor. Profesör yazıyor. Yani Allah o talebelere kuvvet versin. Ders dinleyen. Merak ettiğimden bunu öğrenmeden ölmek istemiyorum. Ağlıyor. Ağlıyor. Kur'an'la alakalı bir, oradan bir tanesi bir açtı ağzını. Hayvanda vicdan vardır. Maymun arkadaşını kurtarıyor. Vicdan için din lazım değildir diye fikir serdetti. Kadın da böyle yapıyor. Evet, evet. E şimdi sen araştırmacıydın, niye buna bakmadın? Şimdi yalancısın işte sen. Ben konuşmuyorum senin şeyine. Dindar olup olmamanı konuşmuyorum. Bunun izahı var mı bu kitapta? Var. Niye bakmadın abi sen? Bu kadar kuduruyordun bu işi öğrenmek için. Bunu anlatan niye bakmadın yani? Çivi yazısı olsa sen buna bakmayacak mıydın? Moğolistan'da bir tane tablet çıktı, anasını sattım. Çıktı. Üzerine çivi yazısıyla aslında dünya şöyle yaratılmıştır diye bir ibare var. Sen gerçekten merak eden olan biri olarak bunu okumak durumunda mısın? Evet. O zaman senin sahtekarlığın ortaya çıkıyor. Senin ilim aşkın da sahte. Sen nasıl ilim adamı olabilirsin ki? Bilim adamı bile olamazsın. Ölçülebilir olanı bile göremezsin. Bunlar sahteliktir arkadaşlar. Yani ve şu da sahteliktir ama. Allah bilir her şeyi, aman bırak bunları canım. Allah yaratmış işte falan. Bu da sahtekarlıktır. Müslümansan sen de kendi kitabını bilmek durumundasın kardeşim. Bu kadar kolay değil bu iş. Yani Allah, la ilahe illallah, teheccüd namazına kalkıyorsun diye Allah'taki olan bütün bilgiler sana akmıyor ki. Sana lazım olanı öğrenmek durumundasın. Anlatabiliyor muyum? Doğal dengeden kapının önünü temiz tutmaktan su kaynaklarını kullanmaya kadar sen bunu namaz kılarak aşmayacaksın ki, muamelatta göstermen lazım. İyiliksever olmayı göstermen lazım. Yardımlaşmayı göstermen lazım. Fiilen bunu yapacaksın. Doğrudan Allah'a bağlısın diye Allah olmadın ki, tövbe estağfurullah. Böyle bir karıştırma var işin içerisinde. Biz namazı kılarız, bilmem ne yaparız, iman ederiz. Bak işte o zaman göreceksin, süper devlet olacağız. Yalandır bu söz. Ben kulaklarımla bunu işittim. Siz ibadet taatınıza dikkat edin, hiç korkmayın. Ebabil kuşlarını gönderen Allah, o atom bombası inerken meleklerle onu zapt edip Allah'ın izniyle tesirini de iptal edebilecek bir Allah'tır diye Allah falan diye bağıranlar vardı cemaatin içerisinde. İşte bu da sahtekarlık. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olur mu ya? Olsa da yapar mı? Kendinle alakalı vazifeyi ikmal etmek vardır. Sen Ebabil hadisesini de okuyamadın. Abdülmuttalip gitti, kendi sürüsünü aldı oradan söke söke. Sen benim sürümü ver dedi. Kabe, ona ben karışmam dedi. Bak, kendi işini yapmakla alakalı bir işaret var orada. Onu niye okumuyorsun? Kakası gelmiş, götür. Mevzunun ne mevzusu olduğu da anlaşılmış oldu zaten. Nereye bağlandı mevzu tek? Hadi götür götür, utanma, ne? Burada mı değiştireceksin? O kadar da değil artık. Götür, yardım etsin. Net, artık biz aile gibi olduk veya öyle bir vehme kapılıyorum ben. Bilmiyorum. Gafletteyim belki de. Pendik'te biraz böyle. Şimdi bu ikinci defa doğmak nedir? Arkadaşlar, biz bu dünyaya geldik. Doğarak geldik. Ama dikkat edin, bu doğuşla beraber ne oldu? Ruhumuzla beden nikahlandı. Bu nikah aslında ne zaman kıyıldı? Anne rahmindeyken kıyıldı. Kalp atmaya başladı. İnsani ruh üflendi. Ve orada o rahimiyetle beraber rahmaniyete hazırlandı. Ama aslında senin rahman dediğin şey rahimden rahime gitmektir. Anne rahminden sen bir rahim olan aleme gideceksin. Peki ne yapacaksın? Sen bu dünyaya geldin. Bir yumurta gibi bir kalıpta geldin ama bu kalıpta kalmak için değil. Bu dünyaya gelmen, bu dünyada kalman için değil. Bu dünyadan yükselmen için. Anlatabiliyor muyum? Bunu defaatle konuştuk zaten. İşte diyor ki, Allah Teala zaten seni tabi akışınla ahiret alemine doğuracak, doğurtacak.
Ama diyor, eben Azrail olmasın, aşk olsun diyor. Böyle bir metin var mı bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. O yüzden yerini gösteremeyeceğim. İnsanın dünyadan ahirete doğurtan ebenin adı Azrail'dir. Hiç eksik aza falan da olmaz. Tamamıyla doğurtur yani. Tahliller de karışmaz. Her şeyine çıkarsın. Ha, çocuklar karıştı hastalığı, yok öyle bir şey. Hepsine gelir. Fakat diyor ki bu diyor senin bu dünyanın tabii doğumudur. Sen diyor dünyanın doğurduğu, dünyanın ahirete doğurduğu bir adam olamazsın. O yüzden bizim medeniyetimizde adamı toprağa vermeyiz biz. Toprağa vermek tabiri bizde yoktur. Hristiyanlardadır o. Toprağa verdik babamı. Niye abi? Niye toprağa verdi? Cenaze namazı kılmıştık halbuki biz. Allah'a gidiyor diye biliyorduk. Toprağa vermek tabiri kullanılmaz bizde. Toprağın doğurduğu adam olarak ahirete çıkarsan donuk kalırsın. Ateş de insanlardır onun yakıtı diyor cehennemi anlatırken. İşlenmemiş olursun. Toprağın, dünyanın doğurduğu adam olamazsın sen ahirete. Dünyada kalırsan dünya seni ahirete doğurur. Bağırta bağırta doğurur hem de. Hiç bakmaz gözünün yaşına. Sen bu dünyada ahirete doğmayı talep edersen Allah'la olur bu, ruhla olur o zaman. O zaman merak etme, ne seni toprağa verebilirler ne başka bir şeye verebilirler. Kalıbını bile Allah adeta takdis eder. Senin kalıbına bile hürmetsizliği yasaklar. Sen çürüdükten sonra mı bizi duyacaksın ya Resulallah diye soran olmuş. Bilmiyor. O sorabilir. Şimdiki adam ilahiyatçı bunu söylediğinde ayıptır, küfürdür. O zaman adam bilmiyor, dini öğrenmek için soruyor. Zaten ondan sonra da bir Allah'ın kulu sormamış. Şimdi çıktı soranlar. Çürümüş kemikten ne istiyorsun sen diyor ya. Peygamberin önünde söylüyor adam bunu. E peki hadis var. Sen çürüdükten sonra da mı kemiklerin çürük bizi duyacaksın? Ben muhakkak sizi duyacağım. Bak nezakete bak. Allah Teala peygamberlerin cesedini çürütmeyi toprağa haram etmiştir. Beni çürütmeyecek demiyor. Bak müthiş bir şey ya. Ben çürümem demiyor, ben demiyor. Peygamberlerin cesedini. Soran insana letafete bak. Genel bir bilgi olarak veriyor, üzerinden anlatmıyor. Zerafeti Muhammediye'ye bak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette duyacağım diyor. Ahmet İbni Hanbel'i neredeyse kutsarlar. Açın bakın müsnedinde ne diyor Hazreti Fahri Alem, ne buyuruyor. Musa'yı bir gün ziyaret ettiğimde kabrinde namaz kılıyordu. Namaz kılarken gördüm diyor. Sen çürümüş olarak yaptığında iş değişiyor. Mesele gidip türbe ziyaretini meşru kılmakla alakalı basit, örfi bir şeyi savunmak değil. Zaten böyle olsaydı, bu kadar basit olsaydı türbeleri havaya uçurmazlardı. Bir ideoloji vardır bunun altında. Bir imansızlık vardır. Ve çok manidardır. Kafeste insan yakanla türbe yıkanın aynı eller olması çok manidardır. Kafeste insanı yakanla türbeyi patlatanın aynı el olması çok manidardır. Nasıl Allahsız olduğunu gösterir. İstediği kadar Allah desin. İstediği kadar Allah desin. Ve la yeğurrennekum billahil garur. Sakın sizi Allah'la aldatmasın diyor. O IŞİD'ler, o DAEŞ'ler, bilinmeler. Daha çok ekmek çıkar İngiliz'e bu topraklardan. Çok çıkar. Ben niye şimdi kendi kendime coştum? İnsanoğlu ikinci defa doğmak denildiğinde bu reenkarnasyon değildir, tenasüh değildir. İnsan kendi Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği aşkla o ruhun devamlı yükselmesini takip ederek bir doğum gerçekleştirmeli. Ve bu ölmeden evvel olmalı. Diyor Hazreti Pir. Sebepleri ayağı altına alan kimsenin illeti ula dini ve mezhebi olmaz. İlleti cüziye de ona bir zarar vermez. Artık şöyleydi böyleydi falan denmez. Yani artık o şu caiz midir değil midir, helal miydi haram mıydı, fetvayı bulayım oraya uydurayım, kılıfını bulayım. Böyle kaçamaklara kaçmaz. O artık Allah'ın emrettiği gibi o yolda aşikane yürür demektir. Yoksa mezhebi falan olmaz derken,
Yani hiçbir şey umursamaz. İçki de içer bilmem, öyle değil, tam tersine. Acaba nasıl uydurabiliriz? Böyle hilelere başvurmaz. Böyle kaçamaklara başvurmaz. Oradan alır, aldığıyla yoluna devam eder. Evet. Böyle bir kimse sıdk ve ihlas gelini ile birlikte ve sureti de kendisine perde... Müthiş bir tabir. Yani ben çok üzülüyorum aslında bu tabirleri. Burada konuşuyor, anlatamıyor olmaktan çok üzülüyorum. Çünkü neden üzülüyorum? Bu işlendiği için bunu anladık, geçtik zannedebilirsiniz. Ben bundan evvelki bütün beyitler için söylüyorum. Hiçbirini anladık ve geçtik diye bakmayın. Mesela şu. Ya samimiyetle söylüyorum size şu. Ciltlerle kitap şu beyit. Şu beyit. 11.237. beyit. Mesnevi'nin ikinci cildinde orijinal olarak söylersek 566. beyit. Bak ne diyor? Böyle bir kimse, ikinci doğumu gerçekleştiren bir kimse, sıdk ve ihlas gelini ile birlikte sureti de kendisine perde yaparak, nikahlayarak sıdkı ve ihlası. Yani sıdk ve ihlastan görünüyor ama mertebesi daha üst. Anlatamıyorum değil mi? Ya sıdk ve ihlas bizim için en zirve makam ya. Diyor ki sıdk ve ihlas bir de bedenini kendi önüne sütre yapar. Onun işi Allah'ladır diyor. Sen sureta bir adam, ihlaslı bir adam görürsün diyor. Sadık bir adam görürsün. Aslında diyor o görünen diyor, o iceberg'in görünen yüzü gibidir. Sen onu zirve zannediyorsun diyor. Onun kaç katı var diyor içerisinde ileriye diyor. İhlas ve sıdkın sahibi olan adama söylüyor bunu. İhlastan ve sıdktan ancak görünebilir. Anlatabildim mi acaba? İhlaslı bir adam dersin. Çoğu insan aşık bir adam diyemezsin bile. Aşkı bilemezsin, sevgisi sana. İhlaslı dersin. İşinde doğru sözlü adam. Doğru yapıyor işini dersin. Doğru konuşuyor dersin. Fakat diyor ki sen onu doğru konuşuyor ve ihlaslı diyorsun. O adam Allah adamıdır diyor. O daha diyor dışarı çıkandır diyor. Senin ölçebildiğindir diyor. Tövbe estağfurullah. Ahlat-ı erbadır daha diyor ya. Kandır diyor, balgamdır diyor. Senin diyor, hala sen bundasın diyor. Onun diyor kazandığı, onun mekanı la mekandır diyor. Mekanı bile yoktur diyor. Nasıl? Baştan izah ettim. Bunlar Hazreti Pir'in ifadeleri. O yüzden ne diyor bu adam diye dinleyin. Ne diyor bu zat diye dinleyin. Ben bu beyitleri size sadece açayım. Oluyor mu olmuyor mu? Kabul edersiniz veya etmezsiniz, size ait. Hatta ufuklardan ve feleklerden de dışarıda ruhlar ve akıllar gibi mekansız bir alemdedir bu. Bu ikinci doğumu gerçekleştirenler. Ama ikinci doğumdan sonra da ikinci kere doğdum. Aa ne oldu? Fatih yok, göremiyoruz. Abi ikinci kere doğdu o. O yüzden göremiyoruz diyemezsin. Çünkü burada onun bir muvakkat vakti var. Bir süresinin dolması var. Bu bedenin de bir süresi var. Sünnetullah'ı bozamaz. E görünecek bu adam. Sureta görünür diyor. Sen diyor Mehmet dersin diyor. Mehmet diye hitap ettiğinle o adamın manası arasında fersah fersah fark vardır diyor. Sen seninle aynı yerde oturur zannedersin. Adam la mekanda diyor. Mekansızlıkta diyor. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. O söylüyor. Hatta bizim akıllarımız bile onun gölgesidir ki, bizim akıllarımız onun gölgesidir ki, gölge gibi onun ayağına düşerler. O sebepten dolayı akıllar onun ayağının altına düşerler diyor. Sebebi odur diyor. Ondan diyor gölge haline alırlar. Bu neye benzer? Müçtehit, içtihat eden bir kimse nasıl bilirse, yani ayeti var, hadisi var bir kusurun. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim edille-i erba dediğimiz dini hayatımızdaki farzları, mükellefiyetimizi, üzerimize vacip olanı, farz olanı, sünnet olanı, haramı, helali bilmemiz için edille-i erba denilen bir şey vardır. Kitap, sünnet, icma, kıyası, fukaha. Kitap ve sünnet, bunlarda yoksa icma-i ümmet ve kıyas edilir. Mesela nereden biliyoruz rakının haram olduğunu? Şaraba kıyaslayarak biliyoruz. Kur'an'da rakı geçmiyor. Nerede var Kur'an'da rakı? Abi yok işte, ben kitaba bakıyorum. Lak 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 içiyor ama olmaz onun. Çünkü kıyası anlatıyor burada zaten. Kur'an bu kıyasın nasıl yapıldığını da anlatıyor. Ahmak adam onu bilmiyor. Sanki kıyası bizimkiler oturmuş da bulmuş. Kıyas ve icmayı da Kur'an'dan buluyoruz. Kıyas yapılmasını, icma yapılmasını ayetler gösteriyor. Şimdi ona giremem.
Bir usulü fıkıh dersidir o. Merak edenler baksınlar. Ondaki illete bakarak hüküm veriyor. Şimdi diyor ki Hazreti Pir, bir müçtehit nasta, nas denildiğinde arkadaşlar bir sinle yazılır, bir satla yazılır. Türkçe'de yazıldığında aynı gibi okunur. Ey nas dediğimizde ey insanlar demektir o nas. Nas suresi var ya. Kul enzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ya eyyühen nasu. İnsanlar demektir. Bir de nas kelimesi vardı. Satladır o. Nas. Ay, Arapça çok zor. Arapça çok zor değil. Yazıldığı gibi okunuyor. İngilizceden çok iyi. Hep söylüyorum. Bilacık'ı boart yazmıyor mesela. Ananı alıyor onu telaffuz edene kadar. Bak bu öyle değil. Nas. Tree diyorsun ayrı. Tree diyorsun ayrı. Bak peltekliği görüyor musun? Bir noktayla mana değişimi. Çok zor. Peltek okumadın da İngilizce'de de aynı. Neyse o Fransızca'da. Hiç işin içinden çıkarmıyorsun. Mesele senin gönlün yok bu işte de bahane arama yani. Zor falan değil. Yazıldığı gibi okunur. O diğer ses ulama vesaire ses güzellikleri adı üstünde tecvittir. Okuyuşu güzelleştirmek için olan ilimdir o. Anlatabiliyor muyum? O yüzden siz de Kur'an öğretirseniz etrafınıza insanları bezdirmeyin. İşte şöyle okuyacaksın yoksa günaha girersin falan demeyin. Adam bir kere bir okumayı öğrensin. İflahını sökmeyin insanları, korkutmayın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Kur'an-ı Kerim'i üniversiteye okuyan bir insan, üniversite talebesi olmuş bir insan, en kötü ihtimalle 7 derste öğrenir. 7. derste Kur'an'ı açar okur. Yarımşar saatten. Ve haftada sadece 2,5 saat çalışarak. Günde yarım saat çalışarak veya 2 saat çalışarak. Veya daha değişini söyleyeyim, bir günde Kur'an okumayı öğrenebilir. Ama yorulmayacak. Sabah başlayacak, akşamleyin saat 12'de Kur'an-ı Kerim okur. Anlatabiliyor muyum? Kayıt olarak okur yani. Kaidesi bellidir çünkü. Ki ben buna şahidim. Ben bir günde Kur'an öğrettim birisine Macaristan'da. 2 kere ders aldı benden yani. 2. dersin sonunda otel odasından Kur'an-ı Kerim'i getirdim. İhlası, felakı, nası okudu. Çocuk bir saat ağlamaktan kalkamadı yerin. Hatta her yerinde sivrisinekler yemiş. Kamelya da ağlamıştı çünkü dışarıda. Hüngür hüngür ağladı yani. Bir gün çalıştık. Ertesi gün akşam çalıştık. Kur'an okudu çocuk. Zor falan değildi. Zaten Allah lisanınıza Kur'an'ı kolaylaştırdık buyuruyor. Andolsun ki diyor bir de. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Yeminle söylüyor hem de. Şimdi sen oradan şey yapmayacaksın. İngilizce öğrenemezsin. Hala diyor blackboard, hecele diyor. Hecelemen lazım çünkü öyle konuşuyorsun ama acaba getirme. Getirme Erenler. Gayip'le konuşmuyorum, çay getiriyordu adam. Ona diyor. Hani o koca iyice çıldı, contayı sıyırdı değil mi? Yani gözde görünmeyen varlıklar da konuşuyor. Siz de durun falan demiş. Şimdi diyor ki nas dediği Kur'an ve sünnettir. Kur'an'da ve sünnette lazlık var işte. Bakarken gözlüğümü çıkartıyorum. Size bakarken gözlük takıyorum. Yakın gözlüğüm. Karadenizlik olduğu için. Ayette ve hadiste bir hüküm varsa artık kıyas yapılmaz ki. Müştehisin sen Kur'an'da var şimdi. Yani namaz kılın diye ayet var. Kaç yerde geçiyor? Artık kıyasla ben insanın bir tapınması lazım. O yüzden kıyasla ben bir ibadet buldum diyemezsin. Zaten yazıyor burada namaz yazıyor. Şimdi onu anlatıyor bakın. Nereden nereye bağlayacak? Birden hızlanacağım ve dersi çabuk bitireceğim merak etmeyin. Nasıl? Ruhul Kudüs olan yani ayetleri. Ruhul Kudüs olan Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahyi ilahi bil. Aklı cüz'inin yaptığı kıyas ise bunun aşağısındadır. Kıyası neyle yaparsın? Sen ben yaparız bunu. Hani o da biliyorsak. Peki vahiy nedir? Hadis nedir? Aklı külden gelmiştir. E tabii ki aşağıdadır senin aklın benim aklım. Buna göre aşağıdadır. Akıl, bunu neyle bağlayacak ama dikkatli dinleyin. Akıl, ruhtan zeka ve idrak bulmuştur. Akıl, ruhtan zeka ve idrak bulmuştur. Geldik yine göz meselesine. Gör emrini nereden alıyor? Akıl.
Bu çok akıllı. Nereden anlıyorsun? Buradaki elektrikler çakıyor. Akıl bu mu? Gri hücrelerin arasındaki elektrik mi? Al buraya naklet bakayım. O olmuyor. Ben onun yerine başka bir çakan bir şey yapıyorum. Çakmakla olmuyor demek ki bu. Diyor ki bu et tabakası nasıl oluyor da bir şeyleri anlama halini alıyor. Diyor ki akıl dediğin şey ruhtan aldığı için idrak ve zeka sahibi olur. Ruh hareket ettirir. Ruhu çıkardığında tamam mı bir daha yapma dediğinde bakıyor sana bir şey demiyor ki. Bak orada duruyor yine et. Olmadı bağla bakayım fişe tak. Olmuyor işte. Hepsini çaktır anasını sattım. Yok. Ruh onu harekete geçiriyor diyor. Değil. Aksini ispat et. Bu adam bunu gösteriyor. Ruh çıktığı zaman olmaz diyor işte. Şimdi diyor ki o halde diyor. Yani ruh olmayınca akıl da olmaz. Ruh olmayınca akıl da olmaz. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. O halde ruh nasıl olur da aklın tasarrufuna girer? Senin aklınla sen ruhu diyor zapt etmeye çalışıyorsun. Ha, akılsız mısın sen diyor. Akıl bile ruhla çalışıyorken onun emrine girer mi artık diyor ruh? Sen akılla diyor ruhu nasıl uçuracaksın? Ruha nasıl komut vereceksin diyor. Aklınla ruhu nasıl çözeceksin diyor. Akıl onun altında çalışıyor zaten diyor. Ya. Fakat ruh akla tesir eder de o tesir ile akıl tedbirde bulunur. Ruh akla tesir eder, akıl tedbirde bulunur. Ey davalı kimse, ey iddia eden kimse. Eğer ruh Nuh gibi ise, eğer ruh Nuh gibi seni de tasdik ettiyse, sen diyor böyle akıllıyım ki ben ruhu elimin altına alırım. İnsanın ruhunu ele geçiririm. Veya ruh benim, ruh önemli değil. Ben aklımla bu işi hallederim. Biraz daha ileri gidelim. Ben ahlakı akılla hallederim. Ruhi terbiyeye ihtiyacım yok. Ruhtan beslenmeye ihtiyacım yok diyorsan. Yani sen diyorsun ki diyor, benim ruhum aklın emrinde. Öyle bir ruha sahibim ki aklı çalıştırıyorum. Peki diyor, madem ki sen Nuh olduğunu iddia ediyorsun, hani gemin, hani tufanın diyor. Kendini koruyabilecek olan gemin nerede? Sana zarar verecek şeyleri def etmen nerede diyor. Edemiyorsun diyor. Maruz kalıyorsun, mahkum yaşıyorsun diyor. Sebep sonuç ilişkileri arasında gidip geliyorsun. Akıl diyor başlangıç değildir, neticedir diyor. Müthiş bir ifade. Akıl kendisinde şuur ve zeka eserini ruhun kendisi sanır. Bazen akıl kendisindeki şuuru ruhun kendisi zanneder. Fakat güneşin ziyası onun cisminden iyiden iyiye uzaktır. Ne gibi? Ondan dolayıdır ki saliki halis bir lokma ekmeğe kanaat ederek riyazat yapar. Böylece güneşin ziyası gibi olan ruhun nurundan aslına, yani sıfatların zatına atılır. Riyazatla bir doğum gerçekleştiren salik, akıl yürüten bir adamdan daha ileridir. Riyazatla, ruhuyla irtibata geçen bir adam, riyazatla, yani ben zannettiği şeylerden uzaklaşıp da onun varlığını keşfeden bir adam, o tarafa ayak basan, ikinci kere doğum yapan bir adam ne yapar? Aklın ilerisindedir. O sebepten de akıllar onun ayağının altındadır. Onun gölgesi mesabesindedir. İşte nice akıllar çıktı, bu dünyada savaşı durduramadı. Efendimizin savaşları bile sur halini aldı. Her gittiği yerde. Fetih o demektir. Sen bugünün nesline fetihle işgali anlatamazsın. Zamanında biz de gitmişiz, toprakları almışız der adam. Anlamaz. Ama o akıllı, çok akıllı ya. Ne yapalım abi, Saddam gibi bir zalim vardı. İyi ki Amerika geldi. Halletti Saddam'ı de, ona alkış tutar ama. O zaman problem senin bir şeyi anlamamanla alakalı problemdir. Senin derdi, senin mantaliten ya farklı sahada işliyor demektir. Buradan anlayabilirsin onu. Neyse. Çünkü alemi süfide bulunan nur gece gündüz daimi değildir. Alemi süfide bir ışık var. Gece gündüz aynı mıdır bu ışık? Değildir. Alemi süfi dediği dünya. Şimdi gündüz. Ne olacak akşama? Gece olacak. Bak buranın nuru geçicidir. Ama güneşin ziyası akşam olunca söner burada. Fakat
nurun aslına ulaşsan, güneşin kendisine gitsen, gece var mıdır orada? Yoktur. Bu zeminde vardır diyor geceyle gündüz. Nurun aslına ulaşan, yani zat tecellisine mazhar olan kimse daima o nura gark olmuş olarak bulunur. Ne bulut onun yolunu vurur, ne de nuru grup eder. Onun nuru kaybolmaz. Kaybolmadığı gibi Hazreti Mevlana'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bu zatlar arasındaki nurlu zatların ziyasının kaybolmadığı gibi. Veya senin gönlüne ilahi bir nur geldiyse hiçbir şey onu perdelemez. Gözlerin görmez bile olsa görürsün. Aydınlanmışsındır sen çünkü. Ne bulut onun yolunu vurur, ne de nuru grup eder, kaybolur. O kimse göğsü yumruklatan, hasret çeken, göğsü yumruklatan hasretten uzaklaşmıştır. Şimdi hızlı okuyacağım, lütfen dinleyiniz, sıkılmazsınız inşallah. Böyle bir kimse her ne kadar senin dünyanda görünüyorsa da aslen semavidir. Yahut hakidir de, toprak gibidir, topraktır da bir cezbe ile beşeriyetten ruhaniyete yükselmiştir. Hakidir, topraktır da bir cezbe ile, cezbe biz titremeye cezbe diyor, cezbeye geldim falan diyor. Cezbe aslında bir cazibe, çekicilik demektir. Çekilme ile, çünkü neden? İnsan riyazatla, kesafetten, bedenle alakalı cazibeden, ruhun cazibesine doğru yaklaşırsa, iki tane mıknatıs düşünün. Bir de bir cevher düşünün ortada. Mıknatısın çekebildiği bir cevher. Bu tarafa doğru değil de bundan uzaklaşabilecek şekilde araya perdeler koyarsa, riyazatla o benlikten uzaklaşırsan, ne olur? Bunun çekim alanına doğru geçersin. Bu da çektiğini bırakmaz zaten. Nefse de benzemez o. Çünkü nefsin buradan buraya koşmasında dilin dışarıya sarkar. Ruh öyle değil ki. Şarktan garba bir nefeste gider. Ruh adamı aldığın zaman çok koşturur, uçurur. Kesafet de olmaz. Tek sorun hatta bedene nasıl döneceğimdir yani. Bedenden görünmek mecburiyet olduğu için bedenden tekrar görünmeye çalışır. Biz ruhu yakalamaya çalışıyoruz. O adam bedeni yakalamaya çalışır. Arada fark vardır yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Neyse. Eğer güneşin ziyası her vakit toprağa vurursa onu öyle yapar ki toprak meyve ve mahsul veremez. O yüzden sadece toprakta kalmış bir adam tecelliye dayanamaz diyor. Bu dünyada kalmış bir adam. Anlatıyorum ya, biraz basitleştireceğim. Bu değil ama mevzu. Bu beytin tamamen manası bu değil. Ama şey yapacağım. Bu bir moda çıktı bundan 8-10 sene evvel. Hazreti Peygamber bir gün sizin evinize misafir gelse, ne yaparsınız? Ben öyle demiyorum. Komple size yerleşiyor. Mümkün diye çıldırırsınız. Yapamazsınız. Doğru konuşalım. Misafir ben çok güzel ağırlarım. Bir gün sabrederim. İki gün sabrederim. Ondan sonra bir şey yapamazsın işte. Neden? Bütün ahvalin kabak gibi ortada. Misafire öyle mi gösteriyorsun? Misafir senin iç alemini bilir mi? Neyini bilir yani? Evdeki muameleni bilir mi? Hayır, yerleşiyor olarak düşün. Dayanamaz. Tard olmak korkusu olur hatta. Hata edersin muhakkak. O nuruyla rahmettir iner. O tecelli eder. Seni nazarıyla terbiye eder. Onun konu konuşmuyoruz. Normal şartlar altında bu tabiatla ben, bu tabiatımla ben, öyle hani güneşi evine misafir etmek gibi. Birazcık güneş açsa da şu toprağı kurutsa, çamaşırı kurutsa, biz güneşi o kadar isteriz. Ay çamaşırları asayım da şu güneş kurutsun. Biraz yaklaşsa ağırlayabilir misin o güneşi? Toprakta kalan adam da tecelliye dayanamaz diyor. Dayanamaz. Kurur, yakar, atar onu diyor. Onun için ruhi bir kuvve lazımdır. O sebepten kendi toprağından, fıtratından ve dünyasından, heva hevesinden kesilmeyen bir adam, aklı varsa tecelli istemesin. Azıcık aklı, kafası çalışıyor, tecelli istemesin. Otursun sessiz sakin, böyle yürüsün gitsin. Yani. Kafir eyleme yarabbi, aradan gitsin. Çünkü o anda bir böyle tecelli olursa, ah bir cumhurbaşkanıyla görüşsem dedi. Tamam şimdi çağırıyor içeriden. Ne yapacaksın? Bitti.
Kemküm gakkuk yarım saatin heba oldu. Bitti. Bu mudur diyecek? Yok. Bazen yapıyorlar ya, 23 Nisan'da o kadar çalıştırıyorlar çocukları, makama oturtuyorlar. Ben öğretmenlerimi arayacağım, onların maaşlarının daha iyi olmasını istiyorum. He tabii, hemen. Yani mümkündü. İnsan da birazcık böyle kulcuk, böyle bir makamda görüyor kendi kulluk. Şu şöyle olsun ya Rabbi, bu böyle olsun. Allah'a akıl vermeye kalk. Benim hocam öyle derdi. Oğlum sen amir misin? Allah memur mu? Halife olarak yarattı ama her işe karışasın diye değil derdi yani. Ki halife de olamadın üstelik derdi. Ay hafta sonu güneş açsa mesela. Ama en masumu bu. Hafta sonu güneş açsa. Yani semava senden soruyordu çünkü. Sanki doğarken sana soracak. İşte neyse. Size duayı anlatmış mıydım Abdurrahman Hilmi Efendi'nin? Çıkmış hani böyle İstanbul'un meşayihi falan var. Hazret 100 küsur yaşında. Elhamdülillah demiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Duruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Millet gülmeye başlamış. Unuttu diye. Yaşlı zaten. Niye bu yaşlı adamı çıkarttı? Biraz daha hani genç bir adam çıksa. Hazret demiş ki, ya Rabbi demiş, bu kürsüye çıktın dua etmek için ama diyeceğimi aklıma getirmiyorsun demiş. Hepsi çıktı demiş aklımda. Ne dua edeceğimi bilemedim. Bu adamlar da zaten ne istediklerini bilmiyorlar demiş. Bunlar da isteyeceklerini bilmezler demiş. Ey Rabbül Alemin, sen de zaten bildiğinden şaşmazsın. El Fatiha demiş, aşağı inmiş. Biz de gülmüştük ilk duyduğumuzda. Arif olanlar ağlamışlar derdi bu konuşma karşısında. Büyük bir vaaz demişler. Yani mesela onun ağzına bakıyorsun, ne amin diyeceksin. Ne istiyorsun? Şöyle bir düşün. Sipariş veriyorsun Allah Teala. Halbuki duanın lezzeti nedir? Allah'la konuşabilmek için bir fırsattır. Allah'la konuşabilmek için bir fırsattır. Yani insanın dua bir sevgi tezahürü olduğunu anlaması lazımdır. O yüzden de dua etmeyen insanın Allah'la problemi vardır. Bak namaz kılmamaktan daha beterdir o, ben sana söyleyeyim. Daha derinlerdedir o hastalık. Namaz kıldığı halde dua etmeyen adamda da problem vardır çünkü. O vazife der, bir sistem oturtayım der. Aklına göre bir din bulmuştur o. Allah'a dua etmek, namazın sana emrolunmasından razı olduğunu gösterir. Yani elini açıp sonunda dua etmek var ya, namazı iyi ki bana verdin demektir. İşin bitti, hadi kalk git. Kirişe bakıyor adam. Selamun aleyküm. Adam öp, çıt, kalkıyor. Kendi çıkıyor zannetme. Melekler kırbaçlarla kovuyor derdi huzurda. Ama dua eden adam vardır mesela. Namazı eksiktir bazen. Oturur Allah'a yalvarır. O adam merak etme. Senden benden daha iyi namaz kılar. Bir gün gelir senden daha iyi namaz kılar. O adam Allah'ın farkındadır. Eksikliğinin de farkındadır o yüzden. Daha doğrusu kendini fark etmiştir. Acziyetini de Allah'a boyun bükmüştür. O adam eninde sonunda namazını da kılar, niyazını da yapar. Anlatabiliyor muyum? Haddi zatında nasiptir bu yani. Her çalışan zengin olmuyor. Nasiptir yani. Namaz bir nasiptir. Ama dua devamlı olarak Allah'a muhtaç olduğunu arz etmektir. Devamlı iş başvurusu gibi, iş aramak gibi bir şeydir dua. İşi bulursun bulmazsın ayrı bir şeydir o. Devamlı iş yapmayı istemek faslıdır. Gerçekten çalışmayı istemek. Dua kul olmayı istemenin alametidir arkadaşlar. Ve biz çok az dua eden bir toplumuz. Artık iyice işimiz falanca saatte kalkalım filancaya dua edelim. YGS için teheccüden sonra şey yapalım. İsrail'e bomba atıyor, kalkalım dua edelim gibi suni böyle şeylerle, suni teneffüslerle harekete geçiren, motive edilen bir hale aldık. Ağzı dualı insanlar eskiden birbirlerine hizmette yarış ederdi. Dua almak için. Dua avcısıydı. Bizim ecdadımız dua avcısıydı. Bu çocukların çok konuşması dersin sonuna doğru geldiğimizin alameti. O yüzden ellemeyin. Tabii akışına bırakın ki biz şey yapalım. Ellemeyin çocuklar. Hakikaten ellemeyin. Neyse.
Yani bir adam tamamen bu dünyaya, bu dünyanın evladı olmuş, tecelliye dayanamaz ki zaten. Bunun yüzlerce örneği verildi. Adam deri tabaklıyor, o kokuya alışmış, sen böyle dursan bayılırsın. Eskiden böyle yeni çömezlere falan şaka yaparlarmış. Deri tabaklıyor, o şeyin içerisinde keskin bir koku, asit çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, hava değiştikçe tekrar o koku. Birden bir gül suyu koklatırlarmış, güzel bir koku koklatırlarmış. Adam hop sendeler bayılırmış. O kokuya alışmış çünkü. Bu dünyaya alışkın bir adam tecelliyi göremez ki. Görse de dayanamaz ki. O sebepten dünya perest ve nefis perest olanlara Allah merhametinden dolayı tecellisini tam olarak göstermez. Yanmasın diye. Yanmasın diye. Lakin bu alem dağında öyle daima su içinde bulunmak balığın işidir. Bir mevzuya gelecek. Ondan sonra da ben yorumsuz okuyacağım. Zaten radyoda da konuştuğum bir konu gelecek. Balığın işidir devamı denizde bulunmak. Yılanın balıkla yoldaşlığı olabilir mi? Yılan girebilir mi suya? He hocam su yılanları var diyeceksin de mevzu o değil yani. Burada anlattığı başka bir şey. Kobraya bak sen. Lakin bu alem dağında öyle kurnaz yılanlar vardır ki tarikat denizi içinde balıklık ederler. Söz anlaşıldı herhalde. Evet. Hiçbirimiz bundan, bu sözün hitabından uzak değiliz. Ben kendim için de aynı şeyi düşünüyorum. Defaatle de tekrar düşünüyorum. Fakat bir de görüyorsunuz insanlara tasavvuf adına, din adına ne şaklabanlıklar yapılıyor. Yani uzaylardan, kozmik bilmem ne enerjilerinden şey yapıp, Mars'tan Hazreti Mevlana'yı getirtip, şunu al oku, mürşidini görürsün, işte adam yıldızlara seyahati gerçekleştiriyor deyip, o ne acayip işler. Yani baktığında ve konuştuğunda, bunlara ne diyor Hazreti Pir? Su içinde böyle balık gibi görünen yılanlardır diyor. Zehir akıtırlar bunlar, tarikat denizinde. Onların mekri ve hilesi halkı çıldırsa da, denizden nefretleri kendilerini halk arasında rezil eder. Onlar Allah diyemez. Hakikaten de öyle. Daha burada, bu yakında varmış bir yer. Adresini de söylediler. Namaz yok. Namaz yok. Tasavvuf sohbeti yapıyorlarmış. Namaz yok ama. Aynı Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. İki kişi bağa girmiş. Bakmışlar, bağın sahibi olan kişi böyle pasif bir adam. Hani yaşlı falan. Otur oturduğun yerde demişler, biz dağı heder edeceğiz. Kıyafette de sofi kıyafeti. Sofi kıyafetindeler. Adamı gasp etmişler, tard etmişler. Bütün heder etmişler yani. Bağdaki üzümlerini, meyvelerini falan. Sesi çıkmamış. Sonra böyle bir bahaneyle, ya demiş siz sadece bununla yapmayın, katık da alın, bir şey de alın. Hani para da vereyim ben size demiş falan. O bahaneyle birisini uzaklaştırmış. Tek kişi kalmış. Tek kişi kalınca da bu adam bir şey yapamayacak. Emrimize rağm oldu zannetmişler. Oradan kütüğü almış adam. Bunun kafasına bir tane vurmuş. Yere yığmış. Başlamış sofayı vurmaya. Sopayla. Bir yandan da diyormuş ki, şerefsiz, namussuz. Beyazıt'tan mı öğrendin, Cüneyd-i Bağdadi'nden mi öğrendin böyle yapmayı? Şimdi bu namazsız tasavvufu sen nereden öğrendin? Diyor ki bak, balık gibi görünürler ama denizden nefret ederler diyor. Bak namaz kılamıyor işte. O yüzden anlatıyor. Yapamazlar diyor. Yapamazlar. O bir başkası, Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Yani normalde bir yerde görsen, en ben inanıyorum ki en serseri mizaçlı olan adam bile o kadar böyle dönüp de bakamaz, utanır. O kıyafetler içerisinde din sohbeti yapıyor. Ağzını da hep Allah, maşallah, illallah, eyvallah. Nasıl iş bu? Allah bir muhafaza eylesin arkadaşlar. Şimdi vahdet ve hakikat denizinde de öyle usta balıkları vardır ki onlar yılanı sihirle balık yaparlar. He, sen vurmak için değil de terbiye olmak için gittin ama yılan mizaçtısın. Mizaç diyeyim, sizi kastetmiyorum. Ne yaparlar? Öyle usta balıklar ki bunlar, yılanı da adam ederler. Hani iddia etmesen ben oldum diye seni de adam ederler.
Onlar ululuk denizinin balıklarıdır ki o celal ve azamet denizi onlara bir sihri helal öğretmiştir. Muhal denilecek pek çok şey onların kuvvetiyle hallolmuştur. Uğursuzluk onların yanına gelince hayırlı işe dönüşür. Uğursuzluk. Hani buna benzer kerametler var işte. Hani biz senin nefsini de terbiye ederiz mahiyetinde. Adam hani meşhur hikaye ya Yahya Efendi'de. Gemici diyor ki İstanbul Boğazı'na girişte şarap taşıyormuş. Alabora olunca diyorlar ki ya burada böyle manevi tasarruf olan zatlar var. Yahya Efendi'ye Fatiha oku falan. Hakikaten de adam kaç senelik denizci. Fatiha okuduğunda akılla izah edemediği şekilde bir şeyler olmuş. Selamete ermişler. Demiş ki ya gideyim de bari şu Yahya Efendi'ye bir teşekkür edeyim. Hem ziyaret edeyim. Hem de götüreyim en güzel şaraplarımdan bir şarap da bir fıçı. Çıkmış yokuşmuş da bayağı. Demişler ki buraya atma tırmanmaz yürüyeceğiz. Hadi taşımışlar gelmişler ya efendi. Demişler ki efendim himmetiniz vesaire. Yok değil mi Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hakk'ın velilerine, Cenab-ı Hakk'ın Allah aşığıdır bunlar diye velilerine hürmet gösterdiğiniz için Allah da size şey vermiş, inayette bulunmuş. Demiş teşekkürünüz için yine de biz size bir ikramda bulunduk şarap. Şarap getirdik. Hemen sen ne diyorsun falan yok demiş. Açın oğlum demiş bir kenarından açın da kepçeyle demiş getirin bardakları servisini yapın falan. Hayda orada zaten böyle birkaç şeyi bekleyen tipler varmış. Kalkmışlar hemen. Şıraya dönüşmüş. Meşhur bir şey bu. Yüz onlarca insan görmüş. Hikayeyi biliyorsunuz. Demiş ki şıranız çok güzelmiş. Adam da kızmış. Yok bizde sahtekarlık yok demiş. Şarap hakiki şarap. Yani o adam ne derdinde o ne derdinde. Demiş ki şıra içmiş. Adam yemin ediyor kendine göre. Kendi Allah'a işte neyse. İşte sizi temin ederim ki şaraptı. Demiş ki o yokuşun aşağısına kadar şaraptı. Çıkana kadar o tatlı bir şıraya dönüşmüştür. Şu anda Yahya Efendi Hazretleri'nin iki yanında yatıyor bu zat. Derviş olmuş, bırakmış, tövbe Müslüman olmuş aynı zamanda. Yoksa dertleri böyle bir abes bir şey yapmak değil. Adam almak, adam avlamak için. Kerametin mekri vardır. Unutmayın bu sözü. Kerametin mekri vardır. Mekir tuzak demektir. Kerametin mekri vardır demek şu. Bir insanın elinden keramet zuhur ederse, kendinden zuhur etti zanneder, ayağa kayar. Oldum zanneder, ayağa kayar. Keramet tuzaktır. Bir de kerametin mekri vardır. Sen bir adamdan keramet gördüm diye o adama tabi olmaya kalkarsın. Elleme çocuğu, vurma sakın. Keramet gördüm diye kapılırsın. Halbuki senin gözünü boyamıştır. Ne yaparsın? Tuzağa düşersin. Bir de kerametin mekri vardır. Keramet gösteren kişi manen düştüğü için başka tuzaklara kapılır. Üçüncü mana bu. Dördüncü manada insanları avlamak için keramet zuhur eder. Keramet tuzaktır. Ama nasıl tuzak? İyiliğine tuzak. Hani kandırıp da doktora götürmek gibi bir adamı. Ehil olan doktora tabii. Şimdi ben size bu bahsi anlatsam, bu adamların güzelliğini anlatsam kıyamete kadar sürer. O yüzden diyor, kendisi söylüyor. Öyle söylüyor. Şuraya okuyacağım, sonra müsaadenizi isteyeceğim. Bu sözlerim insanlara bir tekrarlamadır. Ama bence tekrarlanan, tazelenip yeniden yaşanan ve böylece uzayansa bir ömürdür. Sözler tekrarını zannediyorsunuz ama aslında ömür dediğimiz şey bu tekrardan ibarettir. Mum birbiri üstüne çakan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Toprak birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar. Yani bu manayı anlamak için bir ömür lazımdır. Bu anlattıklarım söz değildir, bir hayattır. Manalarını da çıkartabilir miyiz bu ifadelerden? Evet. Eğer binlerce talip, dinleyin burayı, binlerce talip ve dinleyici bulunur da, bir de usanç getiren birisi bulunursa, dinlemeyen bir adam olursa, elçi, elçilik yapmak istemez ve gönlü soğur. Bu bölümün
başlangıcında yazan, yani başlık olarak gelen ifade şuydu arkadaşlar. Şeyhin lisanından hikmetler coşunca dinleyenlerde bulunması gereken hal diye anlatıyor burayı. Onunla alakalı konuşuyor. Eğer binlerce dinleyici, hepsi talip bir vaziyette, dinlerler de birisi usanç gösterirse, bazen o elçi elçilik yapmak istemez, gönlü soğur, konuşmak istemez. Sır söyleyen bu gönül elçileri İsrafil tabiatlı dinleyici isterler. Öyle dinleyici isterler. Bunlar sır söylüyor çünkü. Hikaye anlatmıyor. Padişahlar gibi kibir ve azametleri vardır bunların. Padişahlar gibi, padişah değil ama. Padişahlar gibi kibir ve azametleri vardır bunun. O sırrı söylerken bir vakar takınırlar. Dünya halkından da kulluk beklerler. Bu sırla konuşuyorum ben. Oturun oturduğunuz yerde derler. Onlara layık olan edep ve tazimi yerine getirmeyince elçiliklerden, elçiliklerinden nasıl istifade edebilirsin ki? Dinlemiyorsun. Nasıl elçilik yapacaksan o? Senden dinlemeni ister o diyor. Dinlemedikten sonra hiçbir işe yaramaz. İstediği kadar anlas. Karşılarında iki kat eğilmedikçe Allah'ın emanetini sana nasıl tebliğ edecekler? Onlar yüksek bir mevkiden gelmiş oldukları için her edep de hoşlarına gitmez. Sen kendince edep gösterirsin, o da hoşuna gitmez. Anlatabiliyor muyum? Sana göre edeplidir. O zaman ne olacak? Onların istediği üslupta edep göstereceksin. Sana göre o edep de olmaz. Her edep, her hürmet, mesela hediye getirirler bazıları. Benim hocama getirirler. Çok kızardı hediye getirilmesine. Sen onu iyilik gibi görüyorsun, sevmiyor mesela. Onların edebine uygun. Bazen de bir mevzu olacak, şunu getirin dersin. Efendim, zateniz bunu mu isterler, yoksa acaba zat-ı şahanelerinize şöyle bir şey mi getir? Bak şimdi, sıkıcı bir şey bu. Adam sevmeyebilir. E ne oldu, kötü konuşmadım, kibar konuştum. Ama fazla kibar konuştum mesela. Anlatabiliyor muyum? Durumun icap ettirdiği yer. Peki nasıl olacak bu şimdi o zaman? Zor bir şey bu. Kalbi rabıta kurarsan olur bu. Kendine göre yaparsan olmaz bu. Onlar dilenci değillerdir ki ettikleri hizmete karşılık senden ücret beklesinler. Ve alacakları meblağ dolayısıyla sana minnettar olsunlar. Onlar öyle değildir. Fakat ey gönül, bunca rağbetsizliğe rağmen, onlar senden bir şey istememelerine rağmen, hakikat sultanı olan Allah'ın sadakasını kısma, o rağbetsizlere de saç. Onların işine yarayabilecek şekilde müşkülleri için hizmet et. Senden, sana muhtaç oldukları veya senden istedikleri için değil. Ama gidip başkalarına yaptığın hizmeti en az onlara da bir şeyler yaparak göster. Elindeki kabiliyeti de ortaya koy. Ey Resulü Semavi, ey bu alemlerde göründüğü halde bu aleme ait olmayacak kadar, bu alemin istihab edemeyeceği rahmetellil alemin, ey Resulullah, sen dinlemekten usanmış olanlara bakma da hakikatleri beyan meydanında at oynat. Ne diyor? Çok usanç var. Bu kadarı bile zor okuduk. Ne diyor? Burada çok mühim, basit gibi konuşulan çok mühim bir şey ifşa ediyor. Ey Resulullah, ey Resulü Kibriya, usanç gösterenler olsa da sen konuşmaya devam et. Halbuki şeyhlerden bahsediyordu. Yani ya Resulallah, senin gözünle görmeyi bize nasip eyle. Sen insanlar kıymetlerini bilmese de rahmetinden bizi uzaklaştırma. Ve bize bu hakikatleri anlatan insanlarla manevi irtibatını kesme. Her ne kadar o meşayihi gücendirdilerse de o meşayihin bağlı olduğu ey zat-ı âli, sen devamlı konuşmaya devam et de yine bu meşayih bizim edepsizliklerimiz yüzünden bizimle konuşmayı kesmesinler. Mealinde bir söz söylemiş oluyor. Burada kalsın. Bugün ders biraz zor oldu.